Rüyalar hayatında nasıl bir yer tutuyor? Önemser misin rüyaları? Çok önemsiyorum. Amadeus'a başlamadan önce rüyanda Sadri Alışık'ı mı gördün? Nereden biliyorsun? Burası çok ilginç. Empati Selçuk Bey. Bugüne kadar yani hayatta 2-3 rüya varsa bana işaret, hani herkes yanlış anlamasın, bu çok enteresandı. Ama çok enteresandı. Biraz açar mısın? Ben rahmetli Sadri Alışık'la hiç tanışmadım. Maalesef ben de tanışamadım. Tanışmadım, çok tanımak isterdim. Çok iyi aktördü. Çok. Çok renkli bir aktördü. Sinemada da, tiyatroda esasında kökeni tiyatro tabii ki. Tabii. Kerem bana bunu teklif ettiği zaman işte tamam Kerem düşünelim dedim. Biraz zaman geçsin bakalım ne oluyor, ne bitiyor falan filan. Ve 2-3 ay zaman geçti. Artık en son görüşmeyi yapacağız. Ben evet mi hayır mı durumundayız. Bir rüya gördüm. Sadri abiyi gördüm rüyamda. Ama nasıl güzel gözler. Nasıl güzel gözler, kirpikler. Bana böyle yaptı rüyamda. Uyandım. Paşam yürü diyor yani. Tüylerim diken diken oldu. Kerem'e anlattığım zaman da ağladı Kerem. Ama bu oldu kardeşim, ben bunu yaşadım. Ben o güzel göz, o... Ya anlatamam sana, tarif etmek çok zor. Yaptı bana. İyi ki yapmış. Evet, iyi ki yapmış. Ben işaretlere inanıyorum. Yani uykuyu kimse çözemedi. Uyku bir ölüm mü, bir astral yolculuk mu? Yarı ölü. Yarı ölü mü? Yoksa orada dersler mi alıyoruz hala bir takım? Bir takım şeyleri bilmiyoruz bunu ama... Belki de rüya, en önemli kararlarımızı uykuda mı alıyoruz? Alıyoruz. Yani o dersler devam mı ediyor? Ama rüya diye de bir gerçek var. Çünkü bana öyle gülümsemeyip de yapabilirdi. Böyle yapabilirdi böyle oldu? Evet, evet. Boş boş da bakabilirdi, donuk da bakabilirdi. Neyin peşindesiniz? Yani onun için bu olay bir gerçek. Harika bir anekdot. Peki Cihan'la tanışmadan çok önce Iraz'ı rüyanda gördün mü? Evet, kızını. Gördüm. Şimdi gördüm. Efendim biz kendi aramızda konuşuyoruz ve siz anlamıyorsunuz gibi olmasın ne olur. Iraz Selçuk abinin şahane kızı, o da oyuncu. Cihan Yöntem de çok önemli bir dansçıydı. Şimdi de bir koreograf, hanımefendi, eşi. Kızları Iraz'ı Cihan Hanım'la tanışmadan önce rüyasında görmüş Selçuk Yöntem. Evet. Rüyamda gördüm. Artık bunu nasıl anlatacaksın bilmiyorum. Merak ediyorum. Rüyamda gördüm. 2 yaşındaki halini gördüm. Ve Cihan'la tanışınca, Cihan'a da yani evlenmeye karar verdiğim zaman Iraz dedim, gördüm. İsmi de Iraz olacak. Çünkü konservatuara girdiğim yıl 70 yılında Irazcan'ın Dilliğini okumuştum Fakir Baykurt'un. Ha. Çok etkilemişti beni. Hı. Adı da Iraz olacak dedim. Yani nasıl olacak bunlar işte falan filan, böyle herkes boş boş bakıyor suratıma. Böyle dedim yani. Öyle oldu. Olmuş ama... çünkü ben geçen sabah kahvaltı ettim Iraz'la birlikte. öyle bir şey var evet. Resmi her şeyiyle gördüm. 2 yaşındaki halde. Müthiş. Bence çok enteresan, bilmiyorum. Buna ne denir? Kontrat. Sıkı kontrat. Sıkı kontrat. Ömür boyu. Peki benim çok senden seyrettiğim oyunlar içerisinde Feuerbach'ın bambaşka ayrı bir yeri var. Eminim senin için de öyle. Ben varım diyenlerin çığlığı tanımlamasını yapıyorsun Feuerbach için, değil mi? Evet. Yanlış söylemiyorum herhalde. İlk kez 95-96 sezonunda Ankara'da oynadın ve yıllar sonra 2018'de Ayşenil Şamlıoğlu aynı oyunu yeniden sahneledi. Sen de bu oyunda yine sahnedeydin. Sende nasıl bir yeri var Feuerbach'ın? Çok önemli bir yeri var çünkü Feuerbach'ı bana sahneye koymam için verdiler. Evet. Rahmetli Özcan Özer. Özcan Özer. Evet. Verirken işte bunu koymanı istiyorlar dedi. Dramaturg olarak, ama sana bir şey söyleyeyim istersen, bir oynamayı da düşün dedi. Falan eve gidip okuyunca oynamak istedim. Mest oldum. Tancred Dost'un matematiğine, evet, diline mest evet oldum ve meselesi. Evet. Ayşe'nin aradım, dedim bu oyunu sen koy lütfen sahneye. Nasıl koyacağım dedi. Kim bana koydu daha? Hepimiz yeniyiz daha. Ben hallederim. Ondan sonra Feuerbach esasında gerçekten ben varım diyenlerin çığlığıydı. Çünkü Feuerbach bir kadın da oynayabilir. Tabii ki. Yani 25 yaşında bir aktör de oynayabilir.
Yani 70 yaşında bir 75 aktör. 75 yaşında, 80 yaşında bir aktör de oynayabilir. Çünkü o geçici bir rahatsızlık. Bir varoluş meselesi çünkü. Rahatsızlık. Her yani. Türlü boyutta tiyatroyu ara verip kendisiyle başa çıkamayıp bunu bir dramatize etmesi çok etkileyici bir nokta. Ve ışık diye başlar oyun. Evet. Yani benim hiçbir zaman unutamadığım, yani beni çok etkileyen bir rol karakterdir Feuerbach. İyi ki oynamışım, iyi ki de o da sahneye koymuş her şeyini. Bağırarak geliyordun ışıkta. Evet. Işık! Işık diye ama onlar da şey zannediyorlar, ışık yakmayı unuttular. Evet, evet. Biz ödümüz kopmuştu seyrettiğimiz zaman. Adamı sinirli bir şekilde oyuna soktular, bak yakmadılar falan diye. Biraz da televizyondaki işlerden bahsedelim mi? Edelim. İlk televizyon filmin rahmetli Ferdi Mertel'in çektiği Yaşadığımız Devir. Ya. Nasıl bir işti devir? Müthiş. Karaçepek. Evet. Kadro korkunçtu. Macide Tanır, Baykal Saran, Alev Sezer, Mehmet Ali Erbil, Dinçer Sümer. Yani olağanüstü bir kadroydu ama evet, evet. Yayınlanıyordu, o kadar tekrarı yok. Çünkü televizyonda öyle bir şey yoktu 78 yılında. Ve benim o gece oyunum var. Bir televizyon açtılar Altındağ Tiyatrosu'nda. Bir kere görebildim kendimi. Bir sahne görebildim, sonra tekrar sahneye çıktım. Peki arşivlerde? Arşivde vardır diye vardır düşünüyorum. Vardır ama kovalayamadım tabii. Evet, vardır diye düşünüyorum. Çok etkilemişti beni. Çünkü ilk de Ferdi Mertel rahmetli yönetmişti. Şu Aslan Bey'den bahsetmezsek bize çok kızarlar. Çok muhtemelen bayılmadığını biliyorum bu konulara ama Aslan Bey, yani Kurtlar Vadisi'ndeki Aslan Bey çok çok seviyor. Sen bıraktıktan sonra da neredeyse arkandan söylenip durdular nereye gitti diye uzun zaman. Nasıldı o süreç? Şimdi gerçekten ilk... Ki başlangıcında çok özel bir iş olduğunu evet. da kabul edelim. İlk 55 bölüm gerçekten ha. Türkiye'ye durumuna üç yerden bakan bir işti. Para baronları, işte mafya, devlet üçgeniyle çok güzel ha. bir değerlendirmesi yapıldı. Ha. Kadroda Devlet Tiyatrosu'nun dev oyuncularıydı. Çok, evet. Baykal Saran, İstemi Metin, abi, Tarık evet. Ünlüoğlu. Bütün kadro çok 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 iyiydi. Ben çok etkilendim o rolden. Çok hoşuma gitti o rol. Ve de çok güzel değerlendirdi Osman Sınav. Ve Türkiye'de Perşembe günleri insanlar sokağa çıkmaz oldu. Evet. Rol içinde söyleyelim, bir fenomen haline geldi Aslan. Yani ki en az benim rolüm vardı. Hatta kızıyorlardı bana. Oktay falan çok bozuyordu. Sen hemen çekip gidiyorsun, biz burada saatlerce çekiyoruz falan diye. Ama bir tek şey beni rahatsız ediyordu orada. Bunu da açıkça söylemem gerekir. Dizimizde polis yoktu. Tabii. Memlekette polis yokmuş polis gibiydi. Yoktu. Evet. Yok gibiydi. Bu beni rahatsız bir ediyordu. Birçok dizide var biliyorsun böyle bir sorun. Evet. Evet. Maalesef var. Sonra Aşk-ı Memnu başlayınca ikiye ayrıldı iş. Adnan Beyişler, Aslan Beyişler olmaya başladı. Evet. O da bir başka kıyamet kopardı. Yani bunlar tabii çok mutluluk verici şeyler. Ama kitle hep değişti, yani tavırlar değişti. Hani aslancılar başka, aslancılar başka oldu falan. Hala da devam ediyor. Bu arada sen bizim dünür olduğumuzu biliyor musun? Nasıl? Senin Adnan Bey'in kızı Leyla ile benim oğlum Ali evlendiler biliyorsun. Ali Ata ile Hazal. Biz oradan dünür doluyoruz. Doğru. Şimdi biraz sinema konuşalım. Oynadığın filmlerden en çok hangisini sevdin? Çünkü gene kült işler var aralarında. Ben hemen birinden bahsedeceğim ama önce senden alayım. Peki. Ya ilk aklıma gelen Deli Yürek benim çok hoşuma gitmiştir. Film olarak değil mi? Film olarak evet. Çünkü yansıttığı gerçekler hala geçerli. Tabii. Gündemi hala geçerli. Hatta daha çok geçerli şimdi. Dünya ölçeğinde. Kesinlikle, kesinlikle. Celal Tan ve ailesinin aşırı acıklı hikayesi. Ona gelmek istiyordum. Çok çünkü enteresan. Çok özel bir film bence. Evet. Evet. Sevgili Onur Ünlü'yle çalışmıştık. Evet. O da kadroda çok iyi kadroydu. Ve değişik bir filmdi. Tabii Bülent Emin Yarar, Köksal Engür, Ezgi Mola, rahmetli Köksal'cığım. Evet, Köksal'cığım. Ve senaryo da çok enteresandı tabii. Benim için çok iyi bir çalışma oldu. Güzel de reaksiyon gördü festivallerde. Mesela Banyo'da Mustafa Atoklar'la yaptım. Banyo'da mesela. Enteresan. Demet vardı değil mi? Çok iyi kadrosuydu onun da. Evet. O da çok ilginçti benim için. Şey hakkında, Celal Tan hakkında, yani tam ismi şu, Celal Tan ve ailesinin aşırı acıklı hikayesi.
kaldı mı sende derin? Yani açtığın için sen direkt hemen anlıyorum ki sende bir kalıcı şey olur. Kaldı çünkü bunu toplumsal olarak da çok önemli bir konu. Yani evet. Aile sırları bilmediğimiz neleri kapsıyor. Bu bir gerçek. Ve bunu basında olan olaylarla gözlemliyoruz. Ve hatta bir aile ne kadar aşırı gidebilir diye bir dizi seyrettim ben. Evet. Orada o hafif kalıyor bunun yanında. Evet. O dizi hafif kalıyor değil mi? Evet, hafif kalıyor. Evet, o da bir olay. Bir haklılık olayı var orada olayın. Ama Celal Tan'da ailenin her şeyi görüp onu yok sayması çok enteresan bir kültürdü. Tabii tabii. Bunu ne derece değerlendirdi toplum bilmiyorum. Komedi olarak bakmamışlardır inşallah. Esasında trajikomik bir olay. Evet, trajikomikti tam manasıyla. Ayrı düşmek, hasret, özlem. Bu kavramlar sana ne ifade ediyor? Hüzün ifade ediyor ayrı düşmek, özlem. Hasret. Hasret, hüzün ifade ediyor. Sıkıntı, acı. Acı demeyeyim. Yani belki çerçevesine bağlı. Sert. Evet. Bunlar sert. Bu hayatta bir şeylerden mahrum kaldın mı hiç? Kalmadım ya. Şanslı hissediyorum kendimi. Öyle mi? Ne kadar güzel. Olmalı mı? Mahrum. Bilemem. Ben insanların hayatında ayrı düşmek, hasret ve özlem olsun diye bir diyemem yani. Hmm. Ama genelde herkesin hayatında vardır. Var tabii. Olmaz olur mu? Ama benim senin hayatında galebe çalan, çok bastıran bir şey olmadı anladığım kadarıyla. Yoksa hasret, özlem olmaz mı? Neler olmuştur? Evet. Ama mahrumiyet başka bir şey galiba. Mahrumiyet başka bir şey. Peki kimsesizlik ya da öksüzlük ne demek Selçuk? Sınavların en büyüğü bence. Yaşam sınavının en büyüğü. Bunun da kadersel, bilemediğimiz nedensel durumları var herhalde. Ama... Zor imtihanlar dedin değil mi? Zor sınavlar evet. Dedin. Peki acı sana ne anlatıyor? Hayat bütün acılara rağmen mesela güzel midir? Güzeldir çünkü bitiyor. Bittiği zaman o acıyı ben neden çektim diyebiliyorsun. Ama bu acı hangi acı? Aşk acısı mı? Arkadaşlıkta çektiğin sıkıntılar birini mı? Birini kaybetmiş olmanın yakınlarını, acısı. Yakınlarını, ailenin birisini kaybetmenin acısı mı? Geçirdiğin bir kazandan sonra tövbe tövbe olan bir şeyin acısı mı? Ona göre değişiyor. Çok duruma göre değişen bir şey acı. Hiç unutamadığın, hayatında çok büyük etkisi olan, sende iz bırakan böyle bir, bu tür bir acı var mı? Bu dozda. Yani insan esasında tabii ki dozajlar çok farklı. Şu yaşanan şeylerin yani tartışılacak bir şey yok. Çok kıyaslama büyük, doğru kıyaslama değil zaten. Doğru değil. Evet, kıyaslama herkesin değil. Çektiği acı kendine derler ya. Tabii. Var tabii acılar olmaz mı? Yani... benim 1979 yılında geçirdiğim tren kazası büyük bir acıydı benim için. Çok, biraz bahseder evet. Misin? İşte Devlet Tiyatrosu turneye giderken Ankara'dan İstanbul'a bizim de oyunumuz olmamasına rağmen biz de trenle gidelim dedik. Çünkü kar yağdı, otobüs iptal ettiler. Bir de Devlet Tiyatrosu'nun trenle yaptığı bir turneyi kim kaçırmak ister? Evet. Çok güzel bir şeydi evet. O turneler. Evet. Eski yıllardan bahsediyorum. Ve ben gitmek istemedim. Artık o... Yolcu ediyorum onları. Zuhal gitmek istiyor. Ben dedim binmeyeceğim yani gelmeyeceğim. Zuhal Olcay'dan evet, bahsediyorsun evet, ilk eşim. Evet ilk eşim. Biz başka oyunda oynuyoruz. Beni zorla bindirdiler trene. Ben Zuhal yolcu ediyordum. Zorla bindirdiler ama. Yani sensiz ol gel ama içim hiç istemiyor. Ve ben restoranda oturdum. Gar lokantasında mı? Hayır trendeki restoranda. Ha trendeki restoranda. Ondan sonra bizim vagonda 3 numaraydı önden. Hatta vefat eden arkadaşım Nedim Meta sınıf arkadaşım kalkıp giderken gel dedim yanıma otur burada biraz sohbet edelim. Ben iyi değilim dedi gitti. Ya gel dedim ısrar ettim. Ve istedikleri yemekler geç geldiği için falan bütün ekip kalktı vagona gitti. Ben ve 3 kişi kaldık restoranda. Ve onlar gittikten 45 saniye karşıdan gelen trenle çarpıştı. 40 kişi öldü. O sınıf arkadaşım Nedim rahmetli oldu, Işıkçı İsmet abla rahmetli oldu ve biz rahmetli Mümtaz demişti sabaha kadar yaralı taşıdık. Bir kulübenin önünde oldu kaza. O kulübenin önünde olmasa -20 derece daha vahşet da olacaktı. Olurdu. Anlatılmaz o çektiğimiz o dehşet anı. Mesela
bu büyük bir iz bırakmıştır bende. De trene binemem. Orada kaybettiğimiz insanların da Allah rahmet eylesin. Sen Ahmet Arif gibi çok çocuklu bir ailede büyüdün. Beş kardeştiniz değil mi? Dört olduk, ablamızı kaybettiniz. Nasıl kardeşlik bağlarınız güçlü müdür? Müthiş, çok. Levent'le sen, yani küçüğünle, Levent'le siz müthişsiniz. Yani bir ayrılmaz bir ikili gibi senin hayatında değil mi? Çok da tatlı bir insan benim. Aynı zamanda menajerliğimi de yapıyor. Menajerliğini de yapıyor. Yani çok bağlıdır efendim. Diğerleriyle? Çok çok iyidir abilerimizle. Zaten herkesin evi vardır, herkes annemin evidir, herkes gelir, herkes anahtarıyla. Gerçekten o bağlarımız çok güçlü, kuvvetli, çok şanslı hissediyorum kendimi. Ablan evin tek kız çocuğuydu. Evet, kraliçeyle en büyüktü. Evet. Senin için abilerine göre biraz daha özel bir yeri var mıydı? Ablamın mı? Evet. Vardı. Olmaz mı? İsmi de çok güzeldi. Canten'di ismi. Canten. Cana yakın, tene yakın demek ve çok sevilen bir insandı. Benim için çok başkaydı. Çok özlüyorum. Hem arkadaş hem yarı anne galiba değil mi? Müthişti. Peki Allah rahmet eylesin. Onu da rahmetle analım. Ahmet Arif'in babası Arif Bey ile senin babanın da benzer yönleri var. Yani Afyon. Bu, sadece Afyon değil, yani bu şey göçme oradan oraya. Tayinler. Çünkü tayinler hep gurbet değil mi? Evet. Biraz Arif Bey oğlunu korumuş babası, yani şeyin doğduğu coğrafyadan etkilenmemesi için onu Afyon'a göndermiş. Bana biraz benzer bir baba figürü gibi geldi her ikisi. Seninkiyle onunki. Bugün rahmetli babana ne söylemek isterdin acaba? Ne söylemek isterdim biliyor musun? Bana öğrencilik yaşamımda konservatuara girdiğim zamanki yaptığı yardımlara, buna vesile olmasına, beni ilk tiyatroya götürmesine, operaya, baleye götürmesine minnettarım. Klasik müzik dinlettirmesine minnettarım. Ona çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok şey borçluyum. Diğer oğullarına da öyle miydi, yoksa senin eğilimlerini hissediyordu ve ne olabileceğini tahmin ettiği için daha çok bu işler senin üstüne düşerdi? Bu eğilimi ben yarattım. Kendi, ama o da fark etti. Fark etti, tabii ki fark etti. Esasında konservatuvara girdiğim zaman kazanamamıştım. İkinci yıl kazanmıştım. Biliyorum. O zaman da işte imtihana git gel, sonra derslerine devam et demişti. Hiç ihtimal vermemişti ama ondan sonraki yaptığı şeyler olağanüstü. Şimdi herkesin seçtiği bir şey var, yön var. Diğer kardeşlerimin kendi yönleriyle olağan şekilde hayata eğildiler. Evet. Sanatı farklı kılıyorsak bunu söylüyorum. Herkesin mesleği çok önemli. Levent de öyle yaptı. Ama buradaki yönlendirmeleri, kararlılığı çok büyük boyutta verdim ben. Çok karar. Çünkü atıldıktan sonra bir yıl geri dönünce oraya hiçbir şimdi alek, onları söyleyeceğim. Yani ben seni birçok açıdan tanıdığımı zannediyorum. Bir tanesini daha söyleyeyim. Yani hiç haksızlığa eyvallah edebilecek birisi değilsin. Refleksin çok güçlü o konularda. Birçok defa tanık oldum devlet tiyatrosunda birlikte çalıştığımız süreçlerde. Konservatuarı ilk sene kazanamadın ama pes etmedin ve geri döndün sınava. Girdin, ilk sene atıldın ama Danıştay'a başvurup tekrar okula döndün. Merak ediyorum, hiç vazgeçme eşiğine gelmedin mi ya? Eğer haksız olsaydım vazgeçerdim. Kendimi öyle görebilme duygum var. Çok haksız olduğu için hiç vazgeçmedim. Çünkü çok haksızcaydı gerçekten. Çok sübjektif bir karar. İhsari meselesinden. İhsari meselesi. Hazırlıktan atılanlar evet, vardı Haziran'da, yakın zamanda. Evet, vardı. Kendini bilen zaten kabulleniyor. Çok insan var işte o Şubat'ta giden. Canım büyük bir haksızlık oldu. Belli, çünkü biz şu anda Selçuk Yöntem'le görüşüyoruz. Yani. Senin bunu yapamayacağını düşünüp yollamış olmaları. Okullar da bazen bir çuval inciri berbat etmeye kalkışabilir ama bu defa en azından kalkışamamışlar. oraya biraz devam edelim. İhsari meselesinden göndermeye kalktılar. Hayır dedin. Evet, Danıştay'da dava çektiğim, kazandı. Onu söyleyeceğim. En büyük acılardan biri de oydu. Evet. Çok, çok acıydı. Evet, evet. Yani dehşet bir şeydi oradan gelmek. Farklı türde bir acı ama evet, kılıç yarası gibi bir şey. Müthiş bu da. Müthiş bir şeydi. Ve bir yıl sonra Danıştay'da kazanıp girince o kadar çok çalıştık ki anlatamam sana. Gece gündüz yani. Gece gündüz çalıştık. Ve başkaları da var çünkü değil mi? Tabii Barış Eren, Emir Tayla, 2-3 arkadaşımız da rahmetli oldu. Emre Alpago, 7 kişiydik biz. Sonra mezun olduk.
olacağız. Yüksek sonda bu sefer Özdemir Utku beni tiyatro tarihinden bıraktı. İkmale bıraktı. Ben de yurt dışına gideceğim. Ama dişim bunun içinde geri dönemem yani. İngiltere meselesi. Geleceğim oraya da. Ondan sonra ben yine Danıştay'a başvurdum. Ondan sonra Danıştay'a başvurdum, okula geldim. Rahmetli Mahir Canava hocamız, böyle herkes etrafta sohbet ediyor. Selçuk sen ne yapacaksın? İşte ben dedim Londra'ya gideceğim ama Özdemir Bey'ini bıraktı. İkmal'e Danıştay'a başvurdum dedim. Ya kardeşim Danıştay'a geldin, Danıştay'a gidiyorsun dedi ya. Yalan da değil. Doğru. Mahir Hoca da hocaların hocası tabii. Evet, hocaların hocası da Mahir Bey atmıştı bizi rahmetli. Peki bu konservatuardan atılma noktası da bir kırılma noktası mı hayatında? Bir numaralı. Evet. Çünkü orada geliştirdiğin direnci galiba hiçbir zaman bırakmadın, hayır, kaybetmedin. Baban asker olduğu için şehir şehir gezmişsin ama en güzel dönemlerin Ankara'da geçtiğini biliyoruz. Nostaljiyi de seviyorsun. Bir konservatuar anısı alalım mı atılmalar filan dışında? Şöyle bir acı şeylerden bahsettik ama. Çünkü şey çok meşhurdur. Yani Cebeci Konservatuarı çok meşhur. Evet, evet. Can Gürzap hocamız oturuyordu aşağıda Ergin Orbey'le. Erbil. Mehmet Ali abi. Evet, yukarıdan su atmıştı onlara. Evet, bu konservatuarda evet, berbat çok, bir gelenek evet, biz de yaptık. Demokrat bir hocalardı. Hoca da şey demişti, biraz fazla laubalik olmuyor mu bu şekerim falan filan diye. Ama en büyük anı, en çok güldüğüm anı, biliyorsun akşam üzeri yemek yenir ya yemekhanede, evet, yatılırlar. Biz de Mehmet Erbil'le merdivenlerde oturuyoruz. Rahmetli Özay Gönlüm geldi. Saz yaptırıyordu okulda. Atölye vardı. Koridoru biliyorsun. Koridoru yürümeye başlayınca Erbil de gitti. Hoparlörü açtı. Vehbi'nin hoparlörü açtı. Tepside tepsi fındıkları söylemeye başladı Özay Gönlüm'ün türküsünü. Özay Gönlüm bütün yürüyor okul, değil mi onun? Yürüyor. Bütün okul tepside tepsi fındıkla onun taklidini yaparak söylüyor Erbil. Tabii. Koşmaya başladık orada çaresizlikten. Şu korku filmi gibi. Bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum tabii. Yani o müthiş bir olaydı. Evet.